Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki abilerim, ablalarım, kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, Ankara'mızdan böyle yağmurlu, dolulu bir günde evet. Geldik bakalım. İnşallah Serap Hanım da size güzel bir program yapmak istiyoruz. Güzel bir bugünkü Ankara rüzgarı program, bugünkü program bana göre çok önemli. Şöyle ki önemli, gözümüzün bebeği, evimizin nuru, toplumun temel direği, hanımlarla ilgili biraz daha ağırlıklı olan konuyla ilgili konuşacağız. Meme kanserinden bahsedeceğiz bugün. Evet. Biz daha çok meme kanseri olmamak için neler yapalım mı? Bir de erken teşhis koyalım, hemen doktora gidelim mi? Nasıl yapacağız onu anlatacağız. Çünkü hanımlarda en çok ölüm sebebi kanserlerde meme kanseri. Aa. Erkeklerde de akciğer kanseri. Hanımlarda öyle meme mi kanseri? Ama çok fazla çalışmalar neticesinde, eğer vaktinde güzel teşhis koyabilirsek %98 netice alınıyor. Yani evet. %98 kurtuluyorsunuz. Başka sebepten ölüyorsunuz, meme kanserinden ölmüyorsunuz. Benim babaannem meme kanseri olmuştu. Heh. Ama ölüm sebebi meme kanseri değil. Mesela. Aynen öyle. Evet, o kurtulanlardan da. Çok uzun süre yaşadı. Evet, çok uzun süre yaşadı. İşte kardeşlerim, o yüzden lütfen, lütfen bugünkü programı güzel dinleyiniz. Çünkü biz size koruyucu şeyleri anlatacağız. Teşhis koymak için ne yapacağız onları anlatacağız. O yüzden lütfen lütfen dediklerimizi çok güzel tutun. Bir karışımımız var ki bunu her türlü kanser olmaktan koruyacak. Koruyucu. Ama özellikle memeden daha önleyici. Evet. Tamamen önleyici. İmmün, yani koruyucu sistemi kuvvetlendirici. Evet. Kardeşler tam belli olmamakla beraber. Buyurunuz. Evet, bir şey soracağım. İyi derecede protein alanlarda, vücuduna iyi derecede protein alanlarda kanser görülmüyormuş. Doğru evet, söylüyorsunuz. Evet, son yapılan araştırmalarda doğru bu çıkmış. Doğru mu? Doğru söylüyorsunuz. Doğru doğru. Yani öyle sebze de yiyin falan ama iyi derecede böyle protein alırsanız o bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendirdiği için kanseri de yeniyormuşsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Proteinlerimizde zaten sıkıntı olduğu için biraz da şeyler oldu. İşte etlerimizde, tavuklarımızda suni beslenmeler biraz fazla olduğu için sıkıntılar oldu. Şimdi onlardan koruyucu şeyler anlatacağız. Hepsini elimizden geldiği kadar göstereceğiz. Nasıl muayene edilir onları anlatacağız. Hepsini size göstereceğiz sevgili limon kardeşim. Limon ve limon kabuğunun da değil mi çok etkili olduğunu? Doğru söylüyorsunuz. Değil mi? Benim bildiğim kabuğu. Evet, bol su içmek, limon doğru kabuğu, zerdeçal. Doğru. Bunlar çok etkili kanserde. Şimdi o zaman memede nasıl değişiklikler görüyoruz ki böyle bir sıkıntı oluyor, ondan başlayalım. Yönetmenim, o hani bir konuştuğumuz bir resim vardı, onu bir gösterelim. Emziren annelerde daha az görülüyor, evet, öyle mi? Emziren annelerde daha az görülüyor, doğru söylüyorsunuz. Meme kanseri. Bir şeklimiz vardı. Göğsünüzü sık sık kontrol edeceksiniz kardeşler. Nasıl kontrol edeceksiniz? Geldim şimdi. Göğsünüzü bir muayenesi var. Bu muayenesi çok önemli. Neden önemli can kardeşler? Çünkü ilk teşhisi kendiniz koymanız lazım. O yüzden can kardeşlerim, sizin ben diyorum ki her banyodan çıktıktan sonra ya da duşun altında bir kendinizi bir muayenenizi yapınız. Duşun altında muayene yaparken mesela ayaktayken elinizi şöyle yapın. En alttan başlayıp memenizin yuvarlaklığının en alttan başlayıp şöyle ellerinizi yavaş yavaş gezdire. Burada bir sertlik olup olmadığını bakacaksınız. Ta ucuna kadar geleceksiniz. Şimdi bakın o resim çıktı, onu konuşacağım. Sakın bozulmasın bu resim, konuşacağım. En alttan başlıyoruz kardeşler. Şöyle üç parmağınızı yavaş yavaş gezdiriyorsunuz. Sakin gezdiriyorsunuz. Bunu hemen hemen ayda bir muhakkak yapınız. Ama ne zaman yapınız? Çok önemli kısmını söyleyeceğim. Beni iyi dinleyiniz. Özür dilerim. Adetinize yakın, adetinizden sonraki zamanda yapmayınız. Adet sırasında birazcık memede bazı değişiklikler olur. Sakın o anda yapmayınız. Kaç gün önce yapalım? Adetten bir hafta önce, bir hafta sonra ya da diyelim ki 3-5 gün önce, 3-5 gün sonra yapmayınız. O arada yani adetliyken de yapmayınız. O bitsin, ondan sonra yapınız. Yani adet yok. Adet 3-5 gün geçti, ondan sonra yapınız. Menopozdaysak? Menopozdaysanız hiç her problem değil. Her zaman yapabilirsiniz tamam muayenesini. Her tamam zaman yapabilirsiniz. Şimdi kardeşler ne yapıyoruz? Bir ayaktayken duşta yaptık. Bir de yattığınız yerde bu da çok önemli. Yatıyorsunuz, bir elinizi böyle kaldırdınız, ensenize koydunuz. En alttan başlıyorsunuz böyle daire. Yavaş yavaş, sakin. Bu üç parmağınızla geze memenin ucuna kadar bakıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Bakın şöyle. Hangi İnanın göğüsse sayede, onu kaldırıyorsunuz. Bu sayede birçok şu göğsünüz can kardeşlerim, şu da ucu.
En alttan başladık üç parmağımızla şöyle geziyoruz. Böyle gezdik can kardeşler. Ondan sonra bir sıra daha atladık. Böyle gezdik kardeşler. Böyle ta ucuna kadar geliyoruz. Bunun dışında şimdi önemli şeyler anlatacağım. Dinleyin. Şöyle. Memenizde böyle yaparken bir kitle hissettiniz. Ya da orada bir şişkinlik Allah hissettiniz. Korusun. Derhal doktorlara başvuracaksınız. Kime başvuracaksınız? Bir. Nereye gideceğiz? Cerrahi bölümlerinde sırf memeyle uğraşan bölümler vardır. Olmasa bile genel cerrahlara başvurabilirsiniz. Genel cerrahi doktor arkadaşlarımıza. Aile hekiminize danışabilirsiniz. Ben ne yapayım, nereye gidiyorum diye. Önce bir mamografi mi yaptırmak lazım? Dur, hayır. Değil bir mi? Dakika dur. Şimdi devam ediyoruz. Böyle muayene yaptık. Ondan sonra bir de memenizde normalde sağ sol meme arasında birazcık fark olabilir can kardeşler. Siz onu küçüklüğünüzden beri biliyorsunuz. Genelde sağ elini kullananların sağ memesi biraz daha büyüktür. Sol memesi biraz daha küçüktür. Biraz fark olabilir. Ama bu son zamanlarda biraz fark arttıysa, bir göğsünüzden daha fazla büyükse hemen müracaat etmeniz lazım. Bir de renklerinde değişiklik olursa, göğsünüzün bakıyorsunuz böyle uç renginde birbirinden fark gördünüz. İkisi de önce böyle açık kahverengi gibiydi. Bir baktınız koyulaşmış rengi mesela, hemen gitmeniz lazım, çok önemli. Sevgili kardeşlerim, O taraf memenizde mesela bir kardeşimizin, bir hastamızın bir sırtını, belini muayene yaparken dedik şuramda da ağrı var demişti. Şu bölgemde ağrı var demişti. Biz sadece buradaki cilt bozukluğundan aman abla dedik bunu bir baktırmamız lazım. Baktık hiçbir şey yok. Olsun abla dedik bu cilt bozukluğu var, ele gelmeyebilir. Burada bir cildinde buruşma olmuş. Böyle portakal kabuğu gibi olmuş dışı. Siz portakal kabuğu bile olmasın. Orada bir tuhaf bir kaşıntı hissederseniz, tuhaf bir deride bir bozukluk hissederseniz derhal acil gitmeniz lazım. Memede buruşuk. Kardeşler bu da çok tipik. Bir tane yine hatırlıyorum, bir Kayserili kardeşimiz de bu sayede kurtulmuştu. Memenizin ucu böyle içine doğru çöker. Böyle içine doğru çökme yapar. Bu da çok önemli. Bunu da sakın ihmal etmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bazen zaman zaman ender de olsa bazı adet durumlarında adet yakınken filan memenizin ucundan sütümsü bir şey gelebilir bazen. Bazen böyle çok hafif beyazımsı bir akıntı gelebilir ama burada kanlı gibi, yeşilim trak gibi, kokulu gibi bir akıntı geliyorsa göğüs ucunuzdan derhal doktora gitmeniz lazımdı. Meme ucunda renginde değişiklik demiştik, hı hı. O da çok önemli. Şimdi sevgili kardeşlerim, üst kolda bir de şişlik. Şu kolunuzda, o taraf kolunuzda ve bu bölgenizde bir şişkinlik hissederseniz bu çok önemli. Ama şimdi hep beraber yapacağız. Koltuk altı lenf bezi muayenesi. Burası çok önemli. Hadi beraberce yapalım. Şu elinizi şöyle koltuğumuzun altına koyalım. Önce açtık. Hangi? Güzelce oturduk, şöyle kapadık. Şöyle mi? Evet, kapat. Tamam. Kapattım. Şimdi burada böyle hafif hafif gezineceğiz kardeşler. Koltuğunuzun altında her yerde gezineceğiz. Böyle hafif hafif gezineceğiz. Ön tarafa da gideceğiz. Her tarafa bakacağız. Orada böyle elimize gelen bir acıyan bir şey var mı? Elimize gelen acısın acımasın bir sertlik var mı? Allah korusun. Acısın acımasın şöyle mercimek gibi, nohut gibi, leblebi gibi bir şey var mı? Aynısını bu tarafta da yapacağız. Bunu yaparken böyle oturarak da yapabilirsiniz. Bakın böyle oturdunuz. Şu kolumu kaldırdım, koltuk altlarıma koydum. Bu elimi böyle tuttum, bakın böyle tuttum. Burada güzel güzel geziniyorum kardeşim. Şöyle bakmada çok anlamayabilirsiniz kardeşler. Muhakkak kapatıp yapmanız lazım. Biz doktorlar da gelen hastalarımızı kaldırırız kolunu. Kapat abla deriz, kapatır. Öyle geziniriz burada. İşte kardeşler, lenf bezleri vardır burada. Memede bir olay olursa vücuda dağılmasın diye hemen burada tutarlar. İşte bu lenf bezleri çok önemlidir. Burayı sakın ihmal etmeyeceğiz. Kardeşler. Allah korusun. Biraz ya. Şöyle biraz şöyle bir şey enteresan ama şeyler gördüm. Gözleriniz biraz büyüdü. Evet ya. Biraz sizi şöyle bir rahatlatalım. Rahatlatalım. Güzel Türk'ün geleneğe baklavalarımız nasıl iman ediyor? Nasıl yapılıyor? Kira aldınız ya Güllüoğlu'na gide Feridun Bey. Çekimlere. Hı? Aldınız mı? Nadir Güllüoğlu abimizi çok seviyoruz. Sağ olsun. Benden kendisi de büyük bir dostumuz, arkadaşımız. Sağ olsun, bize de yollamış. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Onun görüntüleri var.
nasıl iman edildin? Dedi ki doktor, ilk defa bu kadar ömrün hayatında ilk defa bir kanala bu kadar açıklıkta her türlü sırrımı anlattım. Lütfen güzelce dinleyiniz. Güzel baklava nasıl genç yapılıyormuş, nasıl yapılmıyormuş, ev hanımları nasıl yapması gerekiyormuş hepsini ince ince izah ediyor. Beraberce seyredelim. Tane üst üste gördünüz Feridun Bey, 10 tane üst üste. Önemli olan bunları yapıştırmadan çevire çevir açmak. Kenarında bastıracaksın ama yapıştırmadan. Eğer yapıştırırsan...
Kupa yapmak futbol maçına benzer. Baro müdafaa, orta saha, yoğun kişide yukarıda forvet. Stringard. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu arkadaşlardan bir tanesi bir hata yapsa o meslek öldü gitti. Padişahımız zamanında çeşitli başları yaranmak için böyle hamam kubbesi yaparmış, onu yapacağım. Altın lira tarmış, delerse yaşlı dermiş, delmezse yaşma dermiş. Biz ne yapıyoruz? Altından yazı okudan usta diyoruz. Bakın önce bayrağı çek, bayrağı çek, yazıyı ortaya getir oğlum, kuzuya getir. Şimdi siz geldiniz Kanal 7 ekibi olarak değil mi? İş eliyle yapan işçi derler, kafasını olarak iş yapan usta derler, yüreğini ruhunu bana zanaatkar derler. Biz zanaatkar ustalarız. Bir ustanın hakkı böyle, gördünüz mü? Bak bitti. Şimdi siz Türk kanalısınız, Türk ustasınız, Türk iyi gösteriliyor. Sevgili seyircilerim, gördünüz hamurun inceliğini. Şuradan arkasından görüyorsunuz. Hem Türk bayrağımız hem de Kanal 7'miz ne kadar güzel gözüküyor. Yufka düşecek. 30 hemen. Saniyesi var. 30 saniye sonra yufka düşüyor. O kadar ince açıldı ki. Kendi ağırlığıyla kendisi tabii, getirir. Tabii. Çok ince açıldığı için. Özümüz Konya'nın, Harra'nın sert buğdayından yapılmış unun. Çok ince açılması önemli. Bakın hanımlar buna dikkat etsinler. Beyaz unu açmak marifet değil. Sert buğdadan yapılmış unu sert yorarak açmak marifet. Baklavanın hışırdaması ondan olacak. Sevgili seyircilerim, görüyorsunuz. Evet, şimdi önemli bir deney yapıyoruz Nihat. Şimdi bu altın lirayı padişah zamanında tarlarmış. Delerse iyi açtı. Delmezse iyi açma dediler. Delerse iyi açtı. Delmezse iyi açma. Şimdi bunu bir hamam kubbesi yapıyor. Şimdi sevgili seyircilerim, çok önemli bir deney yapıyoruz. Evet. İyi açılıp açılmadığını karar verecek bak. Ustamız. Bak. Evet. Deldi, gördün mü? Eğer deldiyse mükemmeldir diyor. Şimdi iyi açmasıydı. İyi açmamış o. Açmasaydı, ne oldu bu para? Para takılıp para kalacaktı. Burada kalırdı. Ustalarımızdan gurur duyuyorum ben. Biliyorsun isim vermeye gerek yok. Bazı hanımefendi doktorlar yemeyin diyor. Her şeyin azı karar, ortası yarar, çoğu zarar demek lazım. Bu aynen bir. Katılıyorum. Şimdi aynen burada bakın, %80'i fıstık olan iri fıstık, nadir dolama benim adımı taşıyor. En çok Yunanlılara gittiği için bir Türk ustasının ismi olsun diye. Bunun adı nadir dolama. Evet, bakın %80'i fıstık, iri, sadece 10 kat yufka var. Gördünüz mü? Burada protein daha farklı. Biz doktorlara, diyetisyenlere saygı duyuyoruz. Onlar da bizim gibi işini güzel yapan, başta Antep, İstanbul olmak üzere çok güzel yapan meslektaşlarım var. İşini güzel yapan. Onlar da bize saygı duysunlar. Çünkü 6 milyon kişi ekmek yiyor bundan. 35 bin esnaf var. Olmaz ki. Sevgili kardeşlerim, şimdi Serap Hanım bize çok değişik bir maske yapacak. Kolay, basit, ucuz bir maske. Nasıl evet. Bir maske? Nemlendirici bir maske. Nemlendirecek cildimizi. Çünkü şunu gördük ki, ya Feridun Bey'den de gördüm ki dermiş. O da nemlendirmeyi unutuyor yüzünü. O yüzden ona çok kızıyorum. Ne kadar cildiniz nemsizse o kadar çabuk kırışıyorsunuz. O yüzden ona neme doyması gerekiyor. Ben nasıl hiç kırışmadığım için hiç problem yok benim için. Nasıl doyması gerekiyor? İçten su içerek de neme doydurabilirsiniz. Böyle maskeler yaparak da doydurabilirsiniz. Ama Feridun Bey'in ihtiyacı yok. Evelallah. Peki nasıl yapacağız bakalım şimdi? Nasıl yapacağız? Bir anlat. Şimdi muzla yapacağız. Muz gerçekten harika ama bir nemlendirici. Ama muhakkak bizim yerli muzumuz diyoruz. Evet. Şimdi biraz sonra bu maskeyi nasıl uygulayacak, nasıl yapacak seyircimize uygulayacağız. Çok kolay. Hanımlar sabacak. Ekran başına sakın ayrılmıyorsunuz. Reklama gitmek zorundayız. Tuvalete bile gidecekseniz nöbetçi koyun. Gidiniz. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Hadi gel diyor Feridun Bey bana. Hadi geliyorum. Hadi yap maskeni. Hadi geliyorum. Yap maskeni yap. Muz gerçekten cildi inanılmaz güzel nemlendiriyor. Yarım muz yeterli oluyor. Yarım muzu şöyle güzelce eziyorsunuz. Yarım muzu ezdik. İçine şöyle bir tatlı kaşığı kadar süt koyuyorum. Bir çay kaşığı bal koyuyorum. Bal da çok güzel bir nemlendirici. Cildi çok güzel nemlendiriyor. Bir çay kaşığı kadar bal. Bir çay kaşığı kadar da limon suyu koyuyorum. Limon suyunun da cildin rengini açma özelliği var. İçinde asit olduğu için gerçekten çok güzel bir şekilde cilt rengini açıyor. Şöyle yarım muz, bir tatlı kaşığı kadar süt, bir çay kaşığı kadar bal.
bir çay kaşığı kadar da limon suyu. Bunu güzelce karıştırıyorum. Bunu cildin üzerinde en az bir yarım saat bekletiyorum. Yarım saat iyice içine giriyor. Ama banyodan sonra yapmanızı tavsiye ederim. Fırçayla sürebilirsiniz. Eğer fırça yoksa da güzelce elinizle yedire yedire sürebilirsiniz. Ben geliyorum şöyle. Size peridüm ediyor ya, elinizin enerjisi geçsin diye. Şu anda ben de hissediyorum ki elimde güzel bir enerji var. Size geçsin. Şöyle. Muzlu. Dayanamayıp yemeyin. Oldu mu? Ben dayanamadım. Maskeyi yedim falan. Yok. Biraz yiyin, biraz sürün. Evet. Biraz yiyin, biraz sürün. Burada bir hanım dedi ki ağzımda essem de sürsem olur. Ne olacak? Bence güzel olur çünkü tükrüğünüzün içinde de çok doğal antibiyotikler var. Doğal mikrobiyolojik özellikler var. Kendi tükrüğünüzü seç, mesele yok. Yok yok, güzelce çatal. Tabii iyice ezmek lazım. Yani biz burada canlı yayın olduğu için. Yerinize vurduğunuzda, yüzünüzde falan bir yer morardığınızda evin yaşlısı ekmeği alırdı. Ağzına çiğnerdi güzelce. Şeker çiğnerdi ağzına güzelce, getirip ekmeği yapıştırdı ağzına. Kim? Eski evin teyzeler. Yaşlısı. Evet ya. Ay Feridun evet. Bey. Şişini alırdı. Evet ya. Evet. Benim de böyle bir anım var. Öyle ya mi? Ya vallahi dişsiz bir teyze böyle çiğnedi. Aynen. Şey, komşumuzun oğlu böyle bir tabancayla böyle bir savaşırken öyle kafama gelmişti. O zaman koymuşlar. Demek zeytin sen de o gün bugün savaşıyorsun, evet. Öyle mi? O gün bugün savaşıyorum. Zeytin de koymuşlardı. Ha. Zeytini de ezdiler. Hamurla böyle evet güzelce ağzında ezdi o teyze. Bir de dua etti. Et de koyarlar. Ama hamura çok inanıyorum. Hamur gerçekten azaltıyor. Bir de zeytine çok inanıyorum. Değil mi? Siyah zeytin Feridun Bey. Doğrudur. Sen çok iyi bilirsin bu işleri. Yani mutlaka hastalarından falan zeytin ezdim, hamur koydum diyen vardır. Doğru doğru. Nasıl oldu? Bir ferahlık geliyor değil mi? Vallahi bir ferahlık geliyor ki seziyorum. Mikrofon tutsanız. Espriyi kaçırdık ama. Ama Feridun Bey uyuyorsunuz ha? Bir serinlik, bir ferahlık geliyor ki inanamazsınız. Bunlar hepsi gidin evde yapın. Bana da çok güzel muz kokusu geldi bak şu anda. Ablamadan muz kokuları gelmiş. Evet. Çok ciddi söylüyorum diyor. Yapıyorum evde ben bunu. Vallahi. Ha, güzel. Sevgili geliyor. Kardeşlerim. Şöyle eski bir gömlek giyip, önünü de şöyle güzelce açıp ya da şöyle bir yuvarlak yaka bir şey giyip mutlaka ama mutlaka boynunuzla birlikte mutlaka sürün ve faydasını göreceksiniz. Cildi çok güzel nemlendiriyor. Bir de böyle tek renk yapıp daha bir pürüzsüzleştiriyor cildinizi. Şimdiden güzelleştiler bakın. Bakın dikkatiniz çekiyor. Vallahi şimdiden güzelleştiler. Biraz muz pahalıdır ama idare ederim. Muz azıcık yaş kadarcık koysunlar ne olacak? Bir tane yedikleri muzun azıcığını, çeyreğini bile koysanız. Azıcık bal, evet azıcık balla şöyle karıştırıp ya da azıcık yiyip şöyle bir çay kaşığı sürerseniz zaten cilde bir tatlı kaşığı, bir maske yetiyor hepsine. Tamam. Bir telefonumuz var. Burada abim bir şey söyleyecek. Buyur abi, ne diyorsun? Hocam hayırlı programlar. Güzel kardeşimiz hep bayanları güzelleştirmeye çalışıyor. Bizim gibi çirkin erkekleri güzelleştirmeye çalışıyor. Ay ay ay, sen zaten yakışıklısın canım abi. Tamam. Çirkin erkek ne demek? Tamam. Bir sandalye getirin hemen. Aşk olsun ne getir, demek? Gel. Çirkin erkek ne demek? Gel sandalye herkes getir. Gerçekten nerede, öyle. Nerede, herkes güzeldir. Nerede? Erkekler de baksın cildine. Ben Feridun Bey'e gel abi, gel. Bizim gibi gel abi, gel. Sizi de alalım. Buyurun. Gel. Sizi mahrum bırakmayalım. Seve seve süreceğim şimdi güzelce. Evet, bir fırçayla yapalım. Sert bir fırçayla. Süpürge fırçasıyla da olur hocam. Hadi. Tamam, hadi bunu da sen yap Feridun Bey. Ama hocamın vermiş olduğu... Erkek. Evet. Zaten sizin vermiş olduğunuz şeyde mikrofonu ver bana bak. Mikrofon nerede?
Mikrofon nerede? Abi oraya koymuşum mikrofonu. Sana verdik, bırakmışım. Hocam zaten sizin vermiş olduğunuz tedaviyle saçlarım uzamaya başladı. Bakın eskiden hiç yoktu saçlar. Saçlarım çıkmaya başladı yani, farkındaysanız. Bakın. Gerçekten. Bakın. Yani saç ektirmeye falan hiç gerek yok. Sizin tedavinizle saçlarım yeniden çıkıyor. Gerçekten çıkmış. Gerçekten Feridun çıkıyor. Bey bakın. Daha önceden hiç yoktu bu saçlar. Bakın. Gerçekten yoktu bunlar. Bakın evet, kendisi, evet. Bakın kendisi. Ben hatırlıyorum vallahi. Evet, yoktu, hiç bunlar yoktu. Şimdi evet. Bir bu tarafa çektik. Bir de evet. Öbür tarafa çektik. Bence bırakalım dağınık kalsın. Evet, dağınık kalsın zaten. Dağınık kalsın şöyle. Birazcık dağınık kalsın hocam. Evet. Serap Hanım çok güzel fıkrayı evet. Birleştirdi. Temel berbere gitmiş. Saçlar yok adamda. Evet. Berber iki ters saçını yok. Bir sağa yatırmış. Yok olmadı demiş. Bu tarafı sola yatırmış. Bırak, yok kalsın. Olmadı demiş. Ya bırak da dağınık kalsın demiş. Abim de o evet. Ya o bir ferahlık geliyor değil mi? Evet. Nasıl aa, oldu? Ooo ne güzel mus kokularıyla birlikte. Ellerine sağlık. Vallahi gerçekten. Şimdi Kayseri'den de izliyorlar. Biz hepsinin selamı var. Oradaki hastalarımız sizin tedavinizden çok memnun kalmışlar. Hepsinin selamı var. Biz, Kayseri'ye selamlar buradan. Biz de bütün Kayseri'deki kardeşlerimize, Yozgat, Boğazlı'yı, herkese selamlar gönderelim. Evet, saçlarınız için de, saçlarınız için de bir şey tavsiye edelim. Bakalım, bakın Feridun Bey. Bakın, bakın. Evet, gerçekten bakın. Öyle. Gerçekten bakın. Öyle böyle ince ince saç telleri gerçekten. Varmış. Daha önce beyefendinin, yoktu. Evet, saçlarında... Altay'da saçlarım yeniden gelmeye başladı. İlik yaptınız değil mi? Evet efendim, evet. Sizin vermiş olduğunuz evet. Tedaviyle. Evet, valla iliğin gerçekten... Son dönemlerde ilik hakikaten çok önemli. Ama evet. Biz sağ ili... bunda 10 yıl önce söylüyorduk iliği. Evet, evet. Son dönemlerde de... Gerçekten çok herkes iyi kuaförler söylüyor, yapmaya söylüyor. Yavaşlamış. İlik çok önemli. Gerçekten çok faydası. Bazı kuaförlerde çok büyük paraya ilik maskeleri yapıyorlar saçlar için. Şimdi önümüzdeki hafta inşallah Serap Hanım'dan söz alalım. Bize ilik maskesi nasıl yapılıyor? Haftaya evet, pazartesi evet. Günü saç anlatalım. Saçta ilik maskesi nasıl oluyor, nasıl bitiyor onları göster bize. Evet bak ben de buradaki saçlarımı da ben kendim çıkarttım. Gerçekten ilik ve sarımsak. Çok yani çok faydası var. Sarımsak ve ilik ikisinin üstüne yok ve bence. Farkındaysanız canlandı saçlarım bakın. O eski evet. Matlık kalmadı. Bayağı parlaklık ve matlık kalmadı yani eski. Feridun Bey onun içine yeni bir şey koyuyorum. Yeni keşfettim. Çok güzel evet, bir yağ. Evet ben onu söylemek istemiştim. Evet, çok güzel bir şey. Daha bir var, bir formül evet. Var. Haftaya pazar günü açıklasın bize. Tamam. 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 O da güzel teşekkür güzel ederim. Ferah ferah dursun. Tamam. Ay ben teşekkür bayağı ederim. Ben şimdi, çok teşekkür ederim. Hanımların böyle... hanımların erkekleri çıldırtıcı söz soruları neymiş? Bugün neredesin? Bugün niye durgunsun? Beni niye aramadın? Evet. Alışverişe çıkalım mı? Telefonda şimdi. Neredesin? Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun? Bak ben biliyorum. Ne zaman geleceksin? Yanında kimler var? Nereye gidiyorsun? Neredesin? Evet. Neredesin? Çok çıldırtıyor. Çok çıldırtan sözler ya. Neredesin? Vallahi. Doğduk anamız sormaya başladı bu soru. Evlendik karımız soruyor. Yani bu erkeklere hiç bu hayatta bir oh demek yok yani. Neyse sen bu sene rahattın ya İstanbul'da. Niye? İstanbul'da rahattın. Ya telefon denen zıkkım var ya telefon denen zıkkım. Vallahi gene bu sene çok rahattın. Gene rahattı. Hiç ne aradık ne sorduk. O da bizi arayıp sormadı. Oh bu sene kafanı dinledin. Rahat ettin İstanbul'da. Değil mi? Aa! Siz neye gülüyorsunuz bu kadar çok ha? Vallahi var ya kahkahalarla güldüler. Kıpkırmızı oldu hanımefendi. Hocam bakın yavaş yavaş farkına varırsanız bakın bayağı... Evet. Evet, evet telefon varmış bayağı telefonumuzu alalım. Yani. Abim de hakikaten saçlar çıkmış. Evet, eski gerçekten görüntülerini, saç çıkmış. Eski görüntülerini... Eski görüntülerini bir daha programa öndeki, çıkaralım. Evet. O zaman daha çok çıkacak öndeki inşallah. Öndeki saçlar yoktu hocam. Evet. Daha önceki, vallahi ne güzel. Gerçekten bakın... Ben size şimdi önümüzdeki yani. Hafta inanılmaz İnşallah. Güzel bir formül sen haftaya pazartesi günü sakın evet. Geç, gel muhakkak bak. Sakın gel. Pazartesiye buradayım. Evet. Sakın gel. Evet sevgili kardeşlerim şimdi bir telefonumuz var. Telefonumuzu alalım. Alo diyoruz. Kayseri'den. Günaydın. Alo. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hocama bir sorum vardı Buyurun. Benim Serap Hanım. Buyur ablam. Nasılsınız? İyiyim. Şükürler olsun. Siz?
Siz de iyiyiz Allah'a şükürler olsun. Uğraşıp duruyorsunuz size. Abla biz de... bir sorum vardı benim. Biz de maske yapıyoruz. Mikrofona bile maske yaptık. Bak mikrofona bile maske yaptık. Buyur abla. Buyur ablacığım buyur. Evet hocam benim sol memede düzensiz sınırlı kistik lezyon diye var. MA çektirdim. Mamografi de çektirdim. Ama çok kafama takılıyor bu. Benim nasıl olacak ya? Ne önerirsiniz? Şimdi hiç merak etme. Bugün tam senlik program. Biraz sonra bazı karışımlar var. Onları yapacağız. Hele bir sirke yapacağız abla. O sirkeyi muhakkak ama muhakkak yap. Şimdi biraz sonra yapacağız. Çok önemli o sirke. Onu muhakkak yap. Oldu mu ablacığım? Evet hocam o sirkeyi falan şey yapınca o... Rahatlama olur. Geçer rahat, mi? Rahatlama olacak. Sen bizi güzelce takip et. Çok değişik şeyler söyleyeceğim bugün. Tam senlik program. Sakın kaçırma. Biraz sonra anlatacağız. Bir de sana söylüyorum sevgili ablam. Hanım kardeşler ne olursunuz rica ediyorum. Yine şunu o kadar söylememize rağmen şu D vitaminiyle ilgili hiç ilgilenmiyorsunuz. Gene muayenehaneye geliyorlar. Bu hafta işte Ankara'da muayenehanemizde. Yaklaşık hemen hemen her gelen bacımıza sorduk D vitamini biliyor musun? İçinden yaklaşık 30 tane bacıya sorduysak bir veya iki tanesi bildi. Gene bilmiyorsunuz, gene ilgilenmiyorsunuz. Çok önemli ne olursunuz, bir vitamin değil mi? Bakın evet. Son dönemlerde 30'a kadar normal diyorduk ama son dönemlerde Osman Müftüoğlu hocam da yazdı geçen gün gazetesinde, köşesinde. Kardeşler 40-50'ye çıktı alt baraj ona göre. Ne olursunuz ciddiye alın. Ciddiye alın. İsveç'ten bir doktor arkadaşım geldi dün. Alper. Hoş geldi, sefa geldi. Dizinde bir sıkıntı varmış. Oralarda halledememiş. Abi ne olur yanına geleceğim dedi. İsveç'ten geldi. Dün muayenehanede sohbet ettik. Çok güzel bir şey söyledi. Onun için size aktaracağım. Niçin kutuplar yani İsveç, Norveç kutuplara yakın. Evet. Kutuplara yakın bölgedeki insanlar açık tenli oluyor. Ha, Afrika'dakiler de siyah. Genetik mi? Dur bak kızım biliyor hemen el kaldırdı. Genetik mi? Orada fazla sıcak hava olmadığı için, güneş olmadığı için beyaz tenli oluyorlar. Diğer taraflarda daha fazla güneş aldığı için esmer tenli oluyorlar. Buldu ama bununla ilgili D vitamini çalışması yapmışlar. Bulunduğu üniversitede İsveç'te. Alper doktor arkadaşım anlatıyor. İsveç'teki diyor bu bölgedeki Norveç'teki insanların açık tenli olmalarının sebebi azıcık bile güneş görseler hemen kapsın diye. Hani güneşten korunmak için ne yapıyoruz, ne diyoruz? Siyah derili olduğun zaman güneş fazla şey yapmıyor, seni fazla etkilemiyor, şey yapmiyor. Etmiyor. Açık tenliye diyor, hafifçecik bile güneş gelse abi diyor hemen D vitamini alıyor diyor. Yani orada çok az güneş görüyorlar. O yüzden diyor Allah onları açık tenli yapmış. Dikkat edin bakın o yöre insanları, Rusları düşünün, şeyleri diyor, Finlandiyalıları düşünün, Norveç'i düşünün, İsveç'i düşünün. Oralardaki hepsi bembeyaz gibi yani... Benim bir arkadaşım vardı çok özür dilerim. Abi diyordu porselen gibi incecik ciltleri var. Renkleri apaçık diyordu. Porselen, beyaz porselen gibiler. O kadar renkleri açık. Neden? Güneş az hemen etkilesin. Özür dilerim. Ne kadar beğendiyse porselen. O anlamda ben demedim arkadaşımın lafını söyledim. Bir de öyle bir şey yok. Ya bu kadınlar ne kadar ya. Öyle değil. Porselen ben, ya ben bak. Ben ilimsel bilimsel şey anlatmaya kalkıyorum. Sen şey sulandırıyorsun. Sulandırma dur. Tamam sulandırmıyorum. Ya koskoca bir üniversitenin İsveç'teki şey üniversitenin çalışmasını anlatıyorum. Televizyon dur. Programının yani bak, eğlenceli olması gerek birazcık da. Öyle peki. Ne bilgi ne ben evet yani tamam, ben asla karşıyım ya. Doktor programlarının da eğlenceli olması gerek şekerim. Tamam. Öyle ona da kızıyorum çok ciddi anlatıyorsun diye. Neyse arada fıkralar anlatıyor yok, çok canım, güzel. Yok canım nerede ciddi anlatıyorum ya. Benim evet, kadar böyle eğlenceli anlatam. Evet gülüyoruz eğleniyoruz. Ha. İşte onu takdir ediyorum ben seni ha, aşk olsun. Çok teşekkür ederim evet. Çok teşekkür ederim. Bir köyde adamın adı eşekmiş. Herkes eşek aşağı, eşek yok. La eşek gel buraya diyormuş. Eşek git buraya diyorlarmış. Karısı demiş ki bir gün ya demiş etme, eyleme hiç olmuyor. Çoluğa çocuğa karıştık. Git demiş aile konuş da senin adını değiştirsin demiş. Tamam gitmiş biraz sonra sırıta sırıta gelmiş. Ne oldu demiş. Vallahi demiş adımı değiştirdim demiş. Çok güzel demiş. Ne oldu demiş. Spa oldu demiş. Karısı da demiş ki. Ulan demiş sen demiş gene büyür gene eşek olursun sen demiş. Güzel. Evet. Güzel, neyse güldük. Şimdi telefonu o zaman var. Dur telefonu vereceğiz de. Yani
O üniversitede yapılan anladım. Çalışma neticesinde beyazlar. Açık tenli olmaların sebebi D vitamini çabucak çeksinler diye. Afrika'dakilerinden yani şeye yakın olanlar, ekvatora güneşin bol olduğu yerlerdeki siyah derili olmanın nedeni de onlar zaten güneşi fazla gördükleri için biraz güneşi önlesin diye denmiş bu kadar. Anladım. Evet şimdi bir telefon alalım. Arıyor diyoruz. Gülden Kılıç. Kıyamam sana. İstanbul'dan. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Hoş geldiniz. Buyur, buyur kardeşim. Buyur. Alo hocam. Buyur kardeşim. Hayırlı yayınlarınız olsun inşallah. Buyur. Teşekkür ederiz. Rabbim sağlık sıhhat versin. Tamam. Amin. Buyur ablacığım, dinliyoruz seni. Hocam benim kızım 3 yaşında. Heh. Allah bağışlasın. 8 aylıkken sağ olun, Allah razı olsun. Sol böbrek üstünde kitle çıktı. Nöroblastom tanılı bir tümör. Tamam. Eyvah. Tamam. 3 yaşında. Ne yaptınız peki? Onu? Ay kıyamam. Alo. Sonra bir sene tedavi gördü. Dur biraz rahatlasın kardeşim, biraz rahatlasın. Şimdi güzel bacım, onun takibi yapıldığı zaman çok güzel şekilde hallolur, hiç merak etme. Sen İstanbul'dasın, hangi yerde takip ettiriyorsunuz? Cerrahpaşa'da hocam. Tamam, çok iyi yerdesiniz, çok iyi yerdesiniz. Güzel takip ederler, hiç merak etme. Allah'ın izniyle güzel şeyler olur. Erken yani küçük yaşta yakalandığı zaman muhakkak tedavisini yapacaklar. Sen gönlünü rahat tut, huzurlu tut. İnşallah güzel şeyler olur. Sana da aynı şekilde söylüyorum. Çocuğunun da D vitamini güçlü olması lazım. C vitamini güçlü olması lazım. Onlara dikkat et. Oldu mu bacım? 3 yaşında ne yapacak Feridun Bey? Nasıl? İşte, o muhakkak üniversitede... Hocam sormak istediğim şeyler var ama... Buyur, buyur ablam dinliyoruz. Sen bir sakinleş, söyle bir derin nefes al. Tamam deyince konuşmaya başla. Bu kardeşlerimiz hemen yüzlerini bir yıkatın asistan arkadaşlar. Sonra krem süreceğiz. Yıkasınlar, tekrar oturtturalım, krem süreceğiz. Ama yağ süreceğiz. Hemen yıkasın yüzlerini. Yüzlerini yıkayıp gelsinler, sonra yağ süreceğiz. Rahatladın mı ablacığım? İyi mi? Konuşabilecek hocam, misin? Heh. Tamam hocam. Güzel. Hocam 2 ay oldu, kemoterapilerimiz bitti. Tamam. İyi, şu an tahlillerimiz temiz çıktı elhamdülillah. Oh, gözümüz aydın maşallah maşallah. Allah razı olsun. İşte hep böyle bir korku var. İştah hiç yok. Bir şey yediremiyorum. Tamam. Şimdi çok 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 iyi dinle beni. İştah için. İştah. Küçük kardeşi var. Ona da çok hırçınlık yapıyor. Kendisi 3 yaşında. Bir yaşında kardeşimiz var. Şu an onu ısırdı. Ay Allah senin yardımcın olsun. Senin imtihanın biraz büyük güzel kardeşim. Şimdi hocam, iştah olmayan ya. Çalışıyorum. Bu kadar şeyin içinde yalvarıyorum kızım. Ne olur son çizgi film atayım. Hep izlemeye çalışıyorum. Şu temizlik sirkesi yaptınız. Onu kaçırdım. Onu çok merak ediyorum. Onu yapmak tamam. istiyorum evde. Hemen tamam, temiz sirkeni de anlatalım sirkesini. Sana. Şimdi temizlik sirkesini de anlatalım. Bir sirke yap ki o sirkeyi hem kendini hem çocuğuna içir. Şimdi yapacağız biz o sirkeyi. Ama sana çok temiz... iştahsız hocam. Hani tamam iştah için bir anlatıyorum. Hiçbir şey i̇ştah. Yediremiyorum. İştah için anlatıyorum. Yaraları çok oluyor. İştah için bu bacanın adresini alın. Ben buna çok özel bir arı sütü göndereceğim. Sana çok özel bir arı sütü göndereceğiz bacım. O arı sütünden, arı sütünden çocuğuna vereceksin. Ne kadar vereceksin? Özel. Ne kadar muhteşem. Vereceksin? Şöyle 3 yaşındaki yavruya, 3 yaşındaki yavruya mercimek arı sütünü mercimekten biraz daha büyük. Öbür küçüğüne de versin. Küçüğe mercimek kadar versin. Bu kıza leblebi kadar ver. Her gün ver. Tamam. Bak göreceksin. İştahında çok fark olacak. Evet. Biz bu kardeşimize bir de şey gönderelim. Keçi boynuzu tozu gönderelim. Bunu da limonun içine katıp ver. Biz bunları sana göndereceğiz ablacığım. İnşallah güzel şeyler olacak. Allah sen razı bizimle, hocam. Çok gelmek istemiş. İki tane bebekle gelemiyorum. Oraya gelip sizi görmeyi aslında çok bizimle istiyorum. Bizimle temas... Çok sormak istediğim sorular var. Tamam. Teması kesme. Biz sana telefon numaralarımızı vereceğiz. Muayenehanemizin telefon numaralarını vereceğiz. Kendi telefon numaramızı vereceğiz. Ne zaman istersen her şeye danışabilirsiniz. Tamam mı tamam, ablam? Hocam, çok Allah yardımcın olsun. Allah yardımcınız olsun. Yüce Rabbim yar ve yardımcın olsun inşallah. Sizden Allah kardeşler, yardımcın olsun. Kızımın zaten... adı Yusra. İnşallah koçulmuş. Güzel şeyler i̇nşallah. Olur canım i̇nşallah. Kardeşim. İnşallah. İnşallah. Ama zaten kurtulmuş. Büyük bir kısmını atlatmışlar. İnşallah. Bundan inşallah. Sonra artık öyle bağışıklık sistemini şöyle güzelce taş gibi yaptıktan sonra... İnşallah. Kurtulur inşallah. İnşallah. İkisini İyi şeyler olur. Güzel İyi şeyler olur. Merak etmeyin. Çocuk yaştaki tümörlerden nöroblastoma denilen böbrek üstü bezini tutan bir tümördür. Erken yaşta yani küçük yaşta olduğu zaman tedavisi olacak. Hele büyüdükçe olmuş ergenliğe zaten, geldikçe bitmiş. De düzelecek inşallah. Hı hı. Zaten çok güzel bir yerde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki doktor arkadaşlarımız güzel takip ediyorlarmış. Çok şükür inşallah iyi şeyler olacak. Hemen laf açılmışken söyleyeyim. Evet, ne olursunuz vallahi billahi bak yemin ederek söylüyorum. Şu anda Türkiye'deki hem alet edevat olarak hem de doktorluk olarak
çok çok ileri seviyedeyiz. Lütfen inanın ve güvenin gerisini merak etmeyin. Hakikaten çok iyi doktorlarımız var. Şükürler. Hakikaten çok iyi aletlerimiz var. Eskiden doktorlar iyiydi, alet yoktu. Şimdi her türlü dünyada ne alet varsa Türkiye'de var. Lütfen rahat olun. Sağlık konusunda hakikaten çok büyük atılım yaptık. Geçen söyledim ama fark ettiğini bilmiyorum. Almanya'dan 82 kişilik bir grup geldi, bir Türk doktor başında. Türkiye'deki hastanelerde ne yaptınız? Nasıl bir atılım yaptınız? Ne oldu böyle sizde diye incelemeye geldiler. İnanın bir Türk arkadaşım getirdi. Hepsini tek tek hastanede gezdirdik. Muayenehaneleri gezdirdik. İnan sağlıkta çok güzel şeyler oluyor. Evet şimdi hemen ben göğüs kanseri için çok güzel bir şey söyleyeceğim. Buyur, çok Serap. İyi geldiğini. Buyur. Benim arkadaşımın annesi de uyguladı Feridun Bey bunu. Hadi söyle. Çok iyi geldiğini biliyorum. Ama yani bilemem. Ben sadece hani uygulayanlardan gördüm. Hı. Test ettim, onayladım. Brokoli. Evet. Brokoli suyu değil mi? Suyu. Doğru. Göğüs kanserine doğru. Çok iyi geliyor. Hemen anlatalım. Ama nasıl yapıldığını tam bilmiyorum. Hemen anlatıyoruz, evet, hemen yani anlatıyoruz. Kaç dakika brokoli kaynatıyorsunuz? Anlatıyoruz Serap. Brokoli şöyle çiçek kısımlarından yaklaşık 6-7 tanesini şöyle bir kase kadar diyoruz. Yaptınız mı? Tamam. İyi kim mi geldi? Tutalım mikrofonu. İyi nerede mi geldi? Mikrofon kimde? Biz bugün mikrofonu bulamadık bir türlü. Anlatın, iyi mi geldi? Evet, hocamın yaptığı gibi böyle koyuyorsun, hafif kaynıyor ama kür olarak. Doğru. Kür olarak yaptım. Kaç gün suyunu yaptınız? İçiyoruz. Suyunu içiyoruz, 15 gün. 15 gün sonra yaptınız. Tekrar ara verdim, bir daha. Hocam ben mamografi çektirdim. Evet. Anlatabilir miyim? Anlat. Bir şeye üzülmüştüm, babam rahatsızdı. Sol göğsümde ceviz büyüklüğünde kocaman bir kitle oldu aniden. Ondan sonra onu ameliyat ettirdikten sonra doktora gösterdim. Hemen şey istedim, mamografi, ondan sonra ultrason, ondan sonra MR. Sonra sonucunda bu kitle olan taraftan değil de sağ göğsümden iğneli biyopsi yapıldı. İğneler böyle uzun uzun bilirsiniz. 17 defa girip çıktı oraya, sonucunda temiz çıktı. Maşallah. Sonra tekrar 5 sene sonra tekrar gittim, tekrar bakıldı. Bu sefer de gene MR çekildi. Fibrokist varmış, lezyonlar görününce işte. Bu sefer de tabancalı bir şeyle sağ göğüsten içeri girdi. Bu ucunun altındaymış. Parça çekti onu. Ben duymadım tabii ama tak 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 sesinden duydum. Çok şükür o da temiz çıktı. İyi, maşallah. Yani çok sevindik sonunda ama o zaman çok üzülmüştüm ben. Kocaman sonra o kendiliğinden kayboldu hocam. Neden işte bu taraftaki kendiliğinden kayboldu? Neden işte bu brokoli suyu gibi vücudunuzun tamir sistemini uyandırdınız ondan. Şimdi hemen bir görüntümüz var. Bak bu görüntü ne görüntüsü? Bu görüntü ne görüntüsü? Ne bu? Meme mi bu? Ne bu? Sen bilmen lazım işte sen. Meme bu mamografi denilen grafi işte. Bu bir meme, bu bir meme. İkisini birleştirmişler, böyle görüntü elde ediliyor. Mamografi, bakın böyle görünüyor. Memenin bütün dokuları görülüyor. Şimdi bu normal. Bakın hiçbir şey yok bunda. Tertemiz, bütün her yerleri tertemiz. Yönetmenin bir tane de hastalıklısını gösterelim. Hah, bakın, dikkatli bakın. Bak burada ne olmuş? Böyle bir lezyon olmuş, görüyor musunuz? Deminki görüntü, bak buralar hep normal görüntüler. Bakın şurada bir lezyon var, bakın. Ne demek lezyon? Yani problem var. Yani bir tümöral kitle var. Bakın görüyor musunuz? Burada doku bozulmuş. Deminki dokuyu hatırlayın. Bakın deminki doku böyleydi. Bakın böyleydi, böyleydi. Bakın burada bir lezyon var. Bak görüyorsunuz. Gördünüz mü? Mamografi denilen şey bu. Görüntüsü böyle. Bunu yaptırmak lazım. Şimdi gelin biraz konuyu bir daha şu brokoliyi bir anlatalım. Şöyle bir kase kadar brokoli. Ya da 7-8 tane brokoliyi atıyoruz. İçine 2 bardak su koyuyoruz. Yani yarım litre kadar su koyuyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynatıyoruz. 10 dakika kadar. Evet. 10 dakika kadar 10 dakika kaynattık. Hı. Attık içine kaynattık, indirdik. İçine şöyle bir tane de limonun suyunu koyuyoruz. Ondan sonra kapatıp bekliyoruz. Ne kadar? Bir 15 dakika kadar demlenmesini bekliyoruz. Attık, kaynattık. 10 dakika. 10 dakika. Yani İndirdik. Şey yaptıktan sonra mı 10 dakika? Tıkırdadıktan sonra 10 dakika. Evet, evet. Ha, hepsi birlikte değil. Evet. Tamam. Tıkırdadıktan sonra 10 dakika. Ondan sonra indirdik. İndirdikten sonra içine bir tane de limon suyu koyduk. Bekledik 10 dakika. Süzdük. Süzdükten sonra kardeşlerim... Zaten 1,5 bardak falan evet. Çıkar herhalde. 10 süzdükten sonra, su buharlaşır. Bunun içine isteyenler, şeker hastası olmayanlar bal koyuyorlar. Birazcık
Bunu yudum yudum gün boyu bitiriyorsunuz. Ha. Yaklaşık bunu bir ay kadar falan devam ediyorsunuz. Bu mükemmel şekilde rahatlatıyor. Evet. İşte kardeşim de olduğu gibi, bakın kardeşim de evet, geçmiş. Sizde olduğu öyle gibi ve ben de birçok tanıdığımda gördüm evet bunu. Aynı zamanda fibrokisti olanlar da, onlara da çok iyi geliyormuş. Doğru. Fibrokisti olanlar için asla kahve içmeyin diyorlar. Doğru mu? Şimdi şöyle ki Serap Hanım. Kahvede bir dakika hemen anlatalım, hemen anlatalım. Diyorlar. Kahvede hata ne hata yapıyorsunuz kardeşler. Kahve tamam deyince siz her türlü kahveye dayanıyorsunuz. Evet. Bazı kahvelerde, bazı kahvelerin içinde karışımlar var. Değişik karışımlar var. Ben size yerli Türk kahvesinden bir şey olmaz diyorum ama onda da abartmayacaksınız. Bir tane sabah için, bir tane de ikindi de için velettani amin. Dur, yeter. Bunu söylüyor Ferit Mehmet herhalde. Ben de bir kahve bağımlısı olarak. Üstüne çok, alan alsın, almayan almasın. Kahve. Kardeşler gelin şu güzel sirkeyi herkes yapsın. Bu koruyucu bir sirke, destekleyici bir sirke. Deminki kardeşimin için o temizleme sirkesini de anlatalım. Temizleme sirkesinde sadece kabukları vardı. Ne portakal kabuğu, limon kabuğu, sadece kabukları. Portakal kabuğu, evet, limon kabuğu, elma kabuğu, greyfurt kabuğu. Evet. Bunlar üçer dörder tanesinin hepsini bir kavanozun içine attık. Üstüne 4 litre su koyduk, bir çorba kaşığı tuz koyduk, bir bardak sirke koyduk. Bekledik 15-20 gün, süzdük, bu sirkeyle evi temizledik. Kabuklarını attık sadece. Kivinin kabuğunu da attık. Evet, elma, armut kabuğu yok, da olur. Olur. Tabii her canım, türlü kabuğu atabilir. Kivinin kabuğu olabilir, portakal kabuğu, greyfurt kabuğu. Sadece limon kabuğunu attık, bekledik. Hayır, muz kabuğu da olur. Sadece ben nar kabuğu atmıyorum çünkü nar kabuğu kırmızı yapıyor. Kırmızı yaptığı zaman da ben bazen böyle halıları da siliyorum, koltukları da siliyorum. O zaman leke oluyor. Doğru. Sadece narın kabuğunu atmıyorum. Onun dışındaki tüm kabukları atıyorum. Tamam. Şimdi gelin hemen size güzel bir koruyucu bir sirke yapıyoruz. 4 adet portakal diyoruz. Portakalın beyaz kısımları kalsın mümkün olduğu kadar diyoruz. Bunu aynısını limonla da yapabilirsiniz. Portakal yerine limon koyabilirsiniz. 4 tane portakalları şöyle ezip ezip koyuyoruz kardeşler. Evet, 4 tane portakalı koyduk, ezip koyduk şöyle. Evet kardeşlerim, bu koruyucu sirke yapıyoruz. Bakın beyaz kısımları kaldı, sarı kısımlarını soyduk. 4 tane portakal attık içine. Yani sadece meme kanserine karşı değil. Sonra evet. Tüm kanserlere evet karşı koruyucu. 4 tane kivi koyuyoruz. Bakın kivileri de mümkün olduğu kadar şöyle ezip koymanızda yarar var kardeşler. Şöyle ezip koyunuz. Evet, 4 tane de kivi koyduk. Şimdi geldik 5 diş sarımsak kardeşler. Ama sarımsakları şöyle ezerek koymanızda yarar var can kardeşler. Şöyle çıtırdatacağız. Evet, şöyle çıt çıt yapacağız. Tamam. Ondan sonra koyacağız. Kaç tane? 5 diş tane de sarımsak koyduk. Evet. Sevgili kardeşlerim, bunun içine bir fincan kadar da çörek otu koyacağız. Demek çörek otunu koyacağız, ezeceğiz şöyle bir. Ay, masa sallan. Evet, onu da ezdik. Onu da attık içine. Ezdik ama çörek otunu ezmeniz çok önemliydi. Yani bir fincan sirke koyduk. Bir çay bardağı kadar da olabilir. Bir çorba kaşığı kadar da tuz koyduk. 4 litre su koyduk. Sirke, maya sirkenizi bir bardak da koyun. Bir çay bardağı da koyun. Hiç fark etmez. Bunu yaklaşık 15-20 gün kontrol edeceğiz. 15-20 gün sonra süzeceğiz. Karıştıracağız. Arada bir gelip gidip karıştıracağız. Evet. Değil mi? Evet. Hı. Tahta kaşıkla karıştıracağız. Üstünde beyaz barlanma varsa problem yok. Yeşil küf görürseniz küfü alacaksınız. Barlanmayı ellemeyeceksiniz. Üstüne bez koyacağız kardeşler muhakkak. Bezimizi böyle kapatacağız. Lastiğimizi koyacağız. Kardeşlerim, Önemli bir şey söylüyorum. Lütfen 15-20 gün bunu bekletiniz. 15-20 gün sonra süzünüz. Bunu koruyucu olarak her gün akşam bir çorba kaşığı içmeye çalışınız. Kardeşler, eğer varsa, şüpheniz varsa bir fincan da içebilirsiniz. Sabah akşam içebilirsiniz. Yemek arasında içebilirsiniz. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Bu küçük 3 yaşındaki çocuğuna da verebilir. Onda da bir tatlı kaşığı dolusuyla. Çocuk öyle yemiyor, yemeklerine karıştırabilirsiniz.
mükemmel bir şekilde hallolur. Haberiniz olsun. Bir telefonumuz daha varmış, onu da alalım. Evet, bir telefon daha varmış. Hemen onu alalım. Günaydın. Alo diyoruz. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Alo. Müjgan Hanım. Mardin. Ablacığım hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Sağ olun. Buyur ablam. Hocam ben geçen sene sağ göğsümden tümör alındı. Sen şimdi televizyonu kapat. Bizi hep telefonla tamam. Konuş. Televizyonun görüntüsü açık olsun. Tamam, sesini kapat. Sesini kapat. Kapattım. Şimdi güzel konuşabiliriz. Şimdi söyle, evet. Göğsünden kitle alındı. Sağ göğsünden tümör alındı geçen sene. Kemoterapi gördüm, ışın gördüm. Onlar bitti şimdi. Hormon tedavisi görecekmişim 5 sene. Onları başladık. İğne tamam. Ve hap şeklinde. Tamam. Bundan sonra ben ne yapayım, ne yapabilirim ben? Şimdi sen bundan sonra ne yapacağını söylüyorum. Bir, D vitamini hep 40-50 civarında olacak. Hatta daha yüksek olursa daha iyi. D vitamini. Diyarbakır'ın D'si. 70-80 olursa daha iyi. İki, C vitamini çok yüksek olacak. C vitamininde bol bol kivi ye mesela. Portakal, mandalin ye. Yazın domates ye, yeşillikler ye. Yani bunları güzel yapman lazım. Yani demin Serap Hanım dediği gibi... Karbonhidrat türü beslenmeyeceksin. Yani pirinç pilavı, bulgur pilavı, ekmek gibi, şeker. Makarna, şeker türü şeylerden uzak duracaksın. Şeker de kanseri besliyor. Et ve sebze grubunu arttıracaksın. Sebze grubu da çok önemli. Onlara dikkat edeceksin. Uykuna çok dikkat edeceksin. Uyku çok önemli. Uyku saati çok önemli kardeşler. Melatonin denen bir hormon var. Bu hormonun salgılanma saati... Gece yarısından başlıyor. Yani 12'den sonra, 11'den sonra başlıyor. Ay, gece 4'e 5'e kadar devam ediyor. Bu salgılanmazsa sizde her türlü sıkıntılar oluyor. Allah o yüzden ben işte ya. Gece uyumuyorum da telefona bakıyorum da diyorsanız hayırlı uğurlu olsun. Hastalıkları davetiye çıkarıyorsunuz. O yüzden lütfen kendinize dikkat ediniz. Gece. Uykunuza dikkat ediniz. Vaktinde yatıp vaktinde kalkınız. Vücudunuzun biyoritmi denen bir ritim vardır. Yani bedeninin... Aynı saatte yatıp aynı saatte ya bu vereyim demeyiniz, dengenizi bozmayınız. Bunlara özellikle dikkatiniz. Biraz sonra çok önemli bir karışım anlatacağım. Bu karışım denenmiş, sabittir. Bunu muhakkak evinizde dursun. Bizim buzdolabında durur devamlı. Hı hı. Aklımıza geldikçe hep beraber... Ben yemeklere koyuyorum. Suudiye'de evet. Dahil hep beraber yeriz. Tarhana çorbasına koyuyorum. Bütün evet. Çorbaları evet. Yemeklere buyur. Buyur. Annemin de göğsünde kistler var. 3-4 tane kisti var. Bu az önce söylediğiniz brokoli kürünü onlarla yapabilir miyim? Evet, çok rahat yapabilirsin. Hı. Hiç korkmadan yapabilirsin. Bu brokoli kürü çok iyi geliyor. Çok iyi yapabilirsin. Evet. Şimdi evet, demin tamam, olan hocam. Kardeşlerimiz gelip otursunlar hemen bir de yağ sürecektin. Hadi o yağ sürüver Serap Hanım. Tamam yağları da süreyim. Ben de o kadar kaptırdım hemen, evet, ki doğru. Evet. Hemen otursunlar yağ sürelim. Biraz konuyu değiştirelim. Ondan sonra da hemen tamam, hızlıca... Masaj yapa güzelce muz maskesini yaptınız. Yeni açanlar için söylüyorum. Yarım adet muz. Bir çorba kaşığı ya da böyle bir tatlı kaşığı kadar, şöyle sulandıracak kadar süt, bir çay kaşığı bal, bir çay kaşığı da limon suyunu koyduk, güzelce karıştırdık. Karıştırdıktan sonra cildinize sürdünüz, sürdükten sonra bir yarım saat beklediniz, iyice içine çekti, çektikten sonra ılık suyla yıkadınız. Yıkadıktan sonra hani o dışarılarda satılıyor ya işte yüz serumu. Dünyanın en güzel yüz serumu. İsterseniz kreminizin içine koyun. İsterseniz sadece sürün. Bekleyin, cildiniz emsin, sonra kreminizi sürün. Nasıl isterseniz. Çok güzel bir yüz serumu yapıyorum. Ne yapıyorum? İçine bir tatlı kaşığı buğday özü yağı koyuyorum. Buğday özü yağında çok güzel nemlendirme özelliği var. Çok iyi geliyor. Kirpiklere de çok iyi geliyor. Kaşlara da çok iyi geliyor. Zannetmeyin ki kıllandırır falan diye düşünmeyin. Buğday özü yağının içinde çok güzel bir E vitamini var. Bir tatlı kaşığı kantaron yağı. Bu da lekelere çok iyi geliyor. Cilt renginizin açılmasında da çok iyi, çok etkili. Bir tatlı kaşığı da yasemin yağı koyuyorum. Harika bir cilt serumu yaptım. Hanımlar isterseniz bundan şöyle bir çay kaşığı kadar alın. Bunu kreminizin içine koyup karıştırın. Başka bir bilgi daha söylüyorum. Kreminizi mutlaka ama mutlaka buzdolabında tutun. Gül suyunuz ve kreminiz buzdolabınızda olsun ve soğuk soğuk sürün. Bu yağı getirdim güzelce. Cildime şöyle yedire yedire.
yağ dışarıda beklese de olur. Hiçbir şey olmuyor. Buzdolabına koymanıza gerek yok. Şöyle masaj yaparak. Evet, boynunuza da, boyuna da yukarı doğru. Boyuna da yukarı doğru. Şöyle boynunuzdan başlayın. Nasıl güzel kokuyor değil mi? Ferahladın mı bacım? Evet, sabaha kadar oturabilirim. Çok güzel koktu hocam. Çok güzel. Tamam. Maske tatlı böyle cildi geldiğini hissettik. Tamam. Ben de abime süreyim hemen. Evet, sen de o tarafa. Oo, ne güzel. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ay, rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Seve seve. Ben kendime de seve seve yapıyorum. Kendinize de evet seve seve yaptığınızda şöyle boynunuza. Evet, parladılar da. Parlaklık da veriyor, cildi de çok güzelleştiriyor. Ama gerçekten maske böyle geldiğini hissettim. Şimdi hocam. Hocam şimdi arkadaşlar bu şekilde gördükten sonra onlar da isteyecekler bundan tarifini. Ben ne yapacağım ondan sonra başımın etini yerler. Hemen sen güzelleştin. Programı seyret diyeceksin. Sen çekindin, güzelleştin, seyret, biz güzel değiliz diye. Ben seyret, isteyecekler bunu. Kanal 7.com'dan hemen izleyecekler. Kanal 7.com'dan hemen izleyecekler. Tekrarını izleyecekler. Hemen Kanal 7.com'dan izleyecekler. Tarihini koy. Gerçekten çok faydasını gördüm hocam. 10 dakikada yani yüzümdeki deriler bayağı gerildi ve çok evet, parlak bir şey aldı. Bakın görünüm aldı. Evet. Hanımefendiden evet. Hanımefendiden geçemedim. Şöyle bu hanıma da geçelim. Bu hanıma da geçelim. Oo. Şöyle yedire yedire. Çok Allah teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Şunu da göstereyim. Gıdıya masajı da gösterelim Feridun Bey. Şöyle şuradan başlayıp aynı böyle börek kıvırır gibi, kenarını kıvırır gibi kıvırıyorsunuz. Gerçekten gıdıya da yapılan masaj çok etkili oluyor. Sen hemen sür, hemen bir gıdı jimnastiği yapalım kardeşler. Gıdı jimnastiği nasıl oluyor? Boynunuzu böyle yapacaksınız. Şu dilinizi iki dişinizin arasına yapın. Şuradaki kaslarını kasacaksınız. Bakın şöyle. Buradaki kasları gererseniz, buradaki kaslar canlanırsa, kanlanırsa cildiniz sarkmaz, gıdınız olmaz. Bunu ne yapacaksınız? İki dilinizin arasına, dilinizin arasına, dişinizin arasına dilinizi deyip ittiriyorsunuz. Bakın böyle. Ya, vallahi çok müthiş bir şey. Herkese tavsiye edelim hanımlar. İlk defa yaptırıyorum. Tavsiye ederim çok. İlk defa yaptırıyorum. İlk evet. Yüz masajını evet. İlk defa. Harika. Evet. Tamam. Hadi bakalım yerlerine geçsinler hemen. Harika yerlerine oldu. Geçsinler. Hemen harika, vakitimiz oldu. Azalmış. Şu bombamızı da yapalım. Hemen şu bombamızı da yapalım. Rica ederim. Hemen anlatıyoruz. Allah sizden de razı olsun. Evet. Sağ olun. Buyurun geçin çok bakalım yerinize. Oh ne güzel. Sevgili kardeşlerim, brokoli gibi bir güzel bir nimet daha var. Testere dişli aslan pençesi. Testere dişli aslan pençesinin de çayı çok iyi geliyor. Bunu da aynı şekilde şöyle bir fincan kadar testere dişli aslan pençesinin içine 2 bardak kaynar su koyuyoruz. 2 bardak kaynar su koyuyoruz. Bu yaprak olduğu için bunu 5 dakika kadar kaynatıyoruz. 5 dakika kadar demliyoruz. Süzülüp suyunu içiyoruz. Bir daha söylüyorum. Testere dişli aslan pençesi bir fincan kadar aldık, koyduk. 5 dakika kadar kaynattık. 5 dakika kadar demledik, süzdük, suyunu içiyoruz. Testere dişli aslan pençesi de çok ama çok 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 iyi geliyor. Aklınız olsun. Brokoliyi söyledik. Brokoli Serap Hanım arkadaşının annesi de kurtuldu. Evet. Bundan çok rahatladı. Kardeşim de anlattı. Bakın canlı yayında görüyorsunuz. O da rahatlamış. Ona da çok lütfen, iyi geldi. Lütfen bunu ihmal etmeyiniz. Aa, gel. Bir de bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi hanımlar, bundan kaç yıl önce, belki bir 8 yıl önce ben ekranlarda söylemiştim. Demiştim ki şampuanın içine doğum kontrol hapını güzelce dövdüm. Şampuanın içine karıştırdım. Kullanıyorum. Saçlarımda gürleşme oldu. Sonradan İşte bir bakacağım demiştim ama siz yapmayın demiştim. Tavsiye etmemiştim. Şöyle bir bakalım demiştim. O benim göğüslerimde şöyle bir yanma meydana getirdi Feridun Bey. Ama böyle bir ateş meydana getirdi. Sonra Feridun Bey dedi ki Burak, çünkü kafanın derisinden de o evet
ne hormonu? Östrojen, evet, östrojen hormonu girdiği için onlarda östrojen artma hormonu olabilir. Girdiği için, evet, evet, yapanlar da aklınızda olsun. Doğum kontrafını, evet. Yani bende böyle bir etki yaptı, bilmiyorum. Evet, benim göğüslerimde böyle bir etki yani yaptı. Yani doktorlarınıza sormadan, evet, koymayınız, öyle gelişimsel kullanmayınız dedik. Onu belirtmek istedi Serap Hanım. Evet, danışmadan yapmayın, ha, yani. Bir de en son bir çalışma söyleyelim. Yani konu olduğu için. Kantonun yağını sürüp güneşe çıkmayınız. Kantonun yağını leke sürüp... Yapıyor. Evet, leke yeni, yapıyor. Yeni, evet, bir haber. O yüzden ona da dikkat edin. Hemen şimdi, evet, bomba karşısında... Yani kantoron yağını akşamları sürdüğünüz zaman, ha, gece yatmadan önce sürdüğünüz harika zaman lekelere şey iyi geliyor. Harika. Lekeleri açıyor. Doğru. Ama sürüp de güneşe çıkarsanız... Sıkıntı oluyor. Evet, sıkıntı oluyor. Harika, doğru. Geceleri yatarken de onun kadar tamir eden, onun kadar iyileştiren bir madde de yok, haberiniz olsun. Devam ediyoruz şimdi, durun. Turp tohumu. Yaklaşık bunların hepsinden birebir oranda. Diyelim ki hepsinden birer fincan. Diyelim turp ki hepsinden tohumu. 100'er gram. Bu zayıf atıyormuş da. Evet, şimdi değil anlatacağız. Mi? Evet, öyle diyorlar. Turp tohumunu yalnız muhakkak ezeceksiniz. Toz haline getireceksiniz. Bir kavanoza koyacaksınız. Toz halinde turp tohumu. Turp tohumu. Çok önemli bir tohum daha. Tere tohumu. Turp tohumu, tere tohumu. Bu da döveceksiniz, ezeceksiniz öyle. Hepsinde birebir oran. Diyelim ki hepsi ne, 50'şer gram. Neydi hepsi bu son koyduğun neydi? Tere. Ha. Turp ve tere. Tere tohumu. Zencefil. Toz halinde zencefil. Hı hı. Toz halinde zerdeçal. Bir daha söyleyelim şimdi. Tamam. Turp, tere, zencefil, zerdeçal, çörek otu. Kesinlikle ve kesinlikle toz halinde. Toz halinde. Sevgili kardeşlerim, yine çok önemli bir nimet. Kesinlikle. Isırgan tohumu. Bu da toz halinde olacak. Çok bu güzel. Kanı temizliyor değil kanı mi? Kanı da temizliyor. Evet. Çok güzel. Kansız da gidiyor. Demir eksikliğini gideriyor. Ve yaklaşık bir çorba kaşığı kadar da yine dövülmüş üzüm çekirdeği tozu. Siz bunların hepsinden 50'şer gram alınız mesela. Hı. Ya da 100'er gram alınız. Baharatçınızın değirmeninden toz haline getirip toz haline alabilirsiniz. Ya da evde kendiniz toz haline getirip hepsini bir kavanoza koyunuz. Kavanozun muhakkak kapaklı olsun. Serin bir yerde ya da buzdolabımızda dursun. Ama serin bir yerde dursun. Çok önemli. Bundan hemen Mustafa abi sıkıştırıyor. Hemen bundan dolu dolu böyle karışım yaptık bunu. Dolu dolu bir çorba kaşığı aldık. İki kase kadar yoğurtla karıştırdık. Ama iki çorba kaşığı kadar yoğurtla karıştırdık. İsterseniz yoğurdu biraz daha çok yapabilirsiniz. Her gün bundan bir çorba kaşığı yiyiniz. Bende sıkıntı var, benim kistlerim var diyenler iki çorba kaşığı yesin, üç çorba kaşığı yesinler. Bölerek yesinler. Mükemmel bir şekilde önleyici özelliği var. Lütfen yapınız, neticeyi görünüz. Evet, hemen şu ayakkabılarınızı... Çorbalara da ekleyebilirsiniz. Ha, evet. Serap Hanım yaptığı gibi. Öyle, Serap Hanım, evet, bizde evde ha, bazen unutuyoruz yemeği. Şöyle koyuyorum. Çorbalara koyuyor. Üzerine. Aklınızda olsun, çorbalara da katılabilir. Doğru söylüyor. Salatalara da olur. Değişik bir tat veriyor. Değişik bir koku veriyor. Alo diyoruz, ayakkabımızı veriyoruz şimdi. Alo. Hoş geldin Remziye ablam. Remziye Hanım, Osmaniye. Hoş bulduk hocam. Hoş geldin. Nasılsın bacım? İyi misin? Kanserle yaşamak. Harikasın. Harika. Hemen şifreyi söyledi. Kanserle yaşamak. Sevgili kardeşim, Osmaniye'de çok güzel bir nimet var. Ne o nimet? Turp. Turp'tan başka bir şey daha var. Bir de fıstık var hocam, yer fıstığı. Yer fıstığı. Osmaniye, dünyanın en iyi yer fıstığı Osmaniye'de. Dünyanın en iyi, en doğal yer fıstığı yağı Osmaniye'de. Yer fıstığı yağını içiniz. Yer fıstığı yağını cildinize sürünüz. Yer fıstığını yiyiniz. Saçınıza sürünüz. Hele kavrulmamış olursa dünyanın en güzel nimeti. Osmaniye'de bu ve o havali, bunun cenneti. Lütfen kıymetini biliniz. Evet, birden heyecanlandım. Evet. Bir fıstıksın. Evet canım kardeşim. Kaç numara? Bir de uygun fiyatı uygun. Evet, cevize göre söyledim. Çok evet. Uygun. Kaç? Evet. Kaç numara? 37 numara hocam. 37 diyorum. 37 düz mü, spor mu? Düz hocam, spor, bantsız olan. Ha, şundan istiyorsun. Doğru bantsız mu? Bantsız hocam. Hayır, ikinci sırada. Gençsin, evet. Evet, ondan hocam. Şu mu? Evet hocam. Tamam. Peki, güle güle kullan. İyi günlerde, hayır, sağ ol. Hayır hocam, indirdiğiniz. Şu beyaz mı? Ha, altı hayır, beyaz hocam. Olan, tamam şu. Tamam mı? Evet hocam,
Serap hocam, evet o. Tamam. Tamam, tamam. Hadi. Tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Güle güle, güle giyin. Kullan. Güle güle sağlıklı, giyin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günlerde. Güle güle giyin. Evet can kardeşler, canım kardeşim, bugün ne öğrendik? Muhakkak meme muayenesi yapmayı öğrendik. Koltuk altına lenf bezi bakmayı öğrendik. Memelerinizi 15 günde bir, ayda bir muhakkak muayene etmeyi öğrendik. Çok özür dilerim, affedersiniz. Erkeklerde karşısına... de oluyor değil mi? Hah, bravo. Erkeklerde de meme kanseri ama oluyor. Ama en çok kadınlarda geliyor. Ama hanımlarda daha çok östrojen hormonu nedeniyle hanımlarda daha çok. Böyle aynanın karşısında durup göğsünüzü kontrol etmenizi, çukurlaşma varsa, leke değişikliği varsa, renginde değişiklik varsa, büyümede değişiklik varsa, Allah korusun bir akıntı geliyorsa, bir yara bere varsa muhakkak muhakkak cerrahi bölümlerinde meme bölümleri vardır. Genel cerrahi bölümünde meme bölümü ya da ama genel cerrahlara... Ama artık bir şey olmuyor ya. Artık çok güzel teşhis ediliyor. Çok güzel tedavisi var. Çok güzel ilaçları var. Bakın işte kardeşim anlattı yani. Ne güzel tedavisini yaptırmış. İşte gördüğünüz gibi kötü olmadan yakalatmış, kurtarmış. Gördüğünüz gibi muhakkak faydası var. Muhakkak bu söylediklerim, anlattıklarımı da muhakkak yapmaya çalışınız. Evet, sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Kanal 7'mizde kalın. Hoşça kalın.